Bak adam ne diyor? Bak adam ne yazmış buraya? Bak yeğenin hakkında neler konuşmuş? Bak okuman. Ulan kes sesini. Tevzi. Ulan bana bakın terbiyesizler. Adam burada adını soyadını ne varsa hepsini yazmışlar. Utanmaz herifler. Tevzi. Bak. Ulan kes sesini. Beni dinle. Bak ne diyor? Bak oku. Diyor ki o Ozan Mert denilen adam ne veriyorsa ben iki mislini vereyim. Bana da uğrasın diyor. Ya. Ulan puu. Utanmazlar. Bak insanlara bakıyor. Ne olur bak gel kurban olayım. Bırak oğlum. Gel buraya sen gel. Tamam yeter artık. Daha fazla okuma. Yeter. Ulan Türkan ne okuma lan? Lan ben neyi okumayacağım lan? Ulan adıyla sanıyla adam yazmış ya. Ulan bir açık adresimizi internete koymadıkları kalmış. Kapak gibi orada her şey. Ulan eşe dost arıyordu, soruyordu bize. Ulan benzetiyorsunuz. Böyle bir şey yok diyordum. Ulan bu ne? Ulan tam borçlarımdan bir şeyden sıkılacağım diye uğraşıyorum. Boşuma gelen rezilliğe bak ya. Ya böyle bir şey olabilir mi Türkan ya? Yeter ben de insanım, ben de bıktım ya. Böyle bir kepazelik. Kaç kez rezil üsfa olduk ya? Kaç kez? Her Allah'ın günü be. Her Allah'ın günü rezil etti. Oradan buradan arayan araçlar şöyle böyle deyip benzettiğimiz dedik. Şimdi adı sana ortalığa saçılmış ya. Güzel kızım benim. Ya sen küsüyorsun, alınıyorsun. Ama haksız mı enişte? Boşuna mı köpürüyor? Hakaret ediyor, yalan mı söylüyor yavrum? Bak ben ne diyorsam senin hayrına söylüyorum. Sen birazcık aklın olsa dinlersin beni. Bu adamın, bu hakkının niyeti ciddi diyorum sana. Güzel yavrum benim. Bak sırtında deden, başında baban. Alnında o lekeyle. Yani bu adamdan daha iyisini bulacaksın sen. Ha? Yaşı yaşına, gönlü gönlüne uyanlar. Yani sana hangi gözle bakacaklar bu saatten sonra? Bir düşün güzel yavrum, güzel kızım benim. Ha? Birazcık insafın olsa bu adama evet de. Hepimizi bu dertten kurtarırsın be yavrum. Güzel kızım benim. Küs müyüz? Hı? Bana neden söylemedin? Küçük detaylar. Ajans çocuk bahçesi değilmiş. Ben de gerçekten vazgeçtim sandım. Kuzu kuzu kızın ayağına gittim. Ben senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum artık. Madem kızdan vazgeçtin, neden devam ediyorsun? Ben vazgeçmem. Taktik değiştiririm sadece. Bak. O kız. Kız boş ver. O bu gece kendi derdiyle uğraşacak. Biz de kendi derdimizle. Artık insan içine çıkmanın zamanı geldi. Şöyle bir nabız yoklayacağız, havayı koklayacağız. Defalarca kapak olduğun derginin daveti. Hem de erkek dergisi. Geri dönüş için en güvenli adres. Gülümsüyorsun, el sağlıyorsun, tek kelime etmiyorsun, tamam mı? Yani tek görüntülerle ilgili bir açıklamanız olacak mı? Bir açıklama yapacak mısınız efendim? Aklınızda açılmış davalarla ilgili konuşmayacak mısınız? Zeynep Çetin hakkında bir şey söylemeyecek misiniz? Bir iki poz veriyoruz, hemen geçiyoruz içeriye, tamam mı hayat? Affedersiniz, pardon. Açıklama yapar mısınız lütfen? Kerem için bir şey söylemek ister misiniz? Sterlin'in buyurun birkaç kere de sizin alalım. Ozan Bey herhangi bir şey. Ozan Bey. Siz bir şey söylemeyecek misiniz? Ozan Bey. Sterlin'in siz söyleyecek misiniz? Ozan Bey. Sterlin'in Ozan Bey. Bir şey söyleyin. Ozan Bey. Ozan Bey bir açıklama yapar mısınız? Ozan Bey.
Sari Hanım. Sari Hanım, siz bir açıklama yaparsınız. Amin. Hoş geldiniz. Ozan Bey, pardon. Bir sorun vardı efendim. Adınız listede yer almıyor. Efendim? Başka bir listede olabilir mi acaba? Hemen kontrol ettiriyorum Sitara Hanım. Daha liste hazırlamayı beceremeyen adamlar gider yapıyorlar. Bekle, geliyorum. Kapıda mı kaldın ezik? Okan'cığım selam. Ozan'la beraber 3 ay önce ellerinle getirdiğin davetiyelere rağmen kapıda kaldık. Sanırım burada çözmen gereken bir sorun var. Üstün çizdiğin adam dergine defalarca kapak oldu. Farkındasın değil mi? Çok ucuz numaralar bunlar. Hiç yakıştıramadım senin vizyonuna. Ozan'cığım, küçük bir röportaj yapmamız lazım. Gel. Ne saçmalıyorsun sen, ne röportajı? Sus ve yürümeye devam et. Ne oluyor Sistan'ın? Üstünü çizmişler. Ne? Almıyorlar seni içeri, istemiyorlar. Davetin parolası, Ozan Mert varsa biz yokuz. 200. Marka değeri kaygısıyla seninle aynı etkinlikte yer almak istemiyorlarmış. Okan ortalık fena karışır dedi. Ya bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Kapıda kaldık. Basit falan değil. Ben buna inanmıyorum. Ben 2 tane sümüklü çocuk trip attı diye değil. Sen yeteri kadar istemediğin için kapıda kaldım. Eğer sen beni gerçekten içeri sokmak isteseydin... Hala anlamıyorsun değil mi? Anlamıyorum çünkü inanmıyorum. Çünkü senin gücün bütün bunları... Yetmiyor. Benim gücüm yetmiyor. Seni şu kıytırık davete bile sokmaya gücüm yetmiyor benim. Bu ne demek biliyor musun? Hacizsiz battık.